Merhabalar, İrşat Öğrenim kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel, biraz göz alıcı, biraz büyük ama çok şık bir oya yapacağız hep birlikte. Öncesinde birkaç bilgi aktarıyorum sizlere. Kanalımıza ücretsiz olarak abone olmak isterseniz eğer ekranı sağ alt kısmındaki veya videonun altındaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Onun dışında videonun beğen butonuna tıklarsanız ve küçük bir yorum benimle paylaşırsanız bana destek olmak amacıyla çok sevinirim. Evet, şöyle oyamıza geçmeden önce göz atalım. Yazmamızın kenarını önceden bir sıra zürafa yaparak zemini hazırlıyoruz. Bunun yapılışını merak edip öğrenmek isterseniz eğer şu anda ekranın sağ üst köşesinde gözüken karta tıklayabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir malzememiz, yani iğne iplik dışında bir malzememiz yok. Şöyle göstereyim. Şimdi çiçeklerimizin aralıklarında şöyle küçük küçük kirpikler var. Ben bunlardan 3 tane yaptım. 2 tane daha yapacağım veya 1 tane daha duruma göre. Ama biraz boşluk bırakacağız. Neden? Çünkü 1 tane daha yapıp göstermek istiyorum size nasıl olduğunu ve kirpikle diğer çiçeğimizin arasındaki zürafa sayısı da 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane boş zürafamız var. Onunla birlikte kirpiğimizin de yapacağımız noktayı belirleyip yer bırakalım. Şöyle 1, 2, 3, şöyle bir bakayım. Şuradan şuraya kirpiğimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane boş bırakıyoruz. Hemen buraya çiçeğimizin zeminini kurup hazırlayalım. Ben bir tane daha boş zürafa bıraktım. Fazladan. Düğüm atıyorum. Sıradaki 2 tane boş bırakıp 3. zürafaya geçerek düğüm atıyorum. Çok büyükçe bir zemin hazırlayacağız. Çünkü içerisine birazdan 18 tane kirpik öreceğiz. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şimdi çeviriyorum. Bu çevirme işlemine alıştıktan sonra yapmayabilirsiniz. Ben kolaylık olsun diye gösteriyorum sizlere. Şöyle çeviriyorum ve en sağ kısmına geçerek düğümümü atıyorum. Tekrar çeviriyorum. Şöyle oluyor. Ve şimdi buraya 18 tane dediğim gibi orta boy kirpik örüyoruz. Şöyle. Kirpikleriniz dönebilir. Önemli değil bu oyada. Çünkü üzerine zürafa yaparak zaten toparlayacağız onları. Tekrardan düz yönlerini çevirerek düğümlerimizi atarız. Sıkıntı yok. Şimdi ben toplamda 18 tane olana kadar böyle ilerleyeceğim hızlıca ve bir sonraki adımda tekrardan buluşacağız. Evet, şöyle göstereyim size. Şimdiki ipliklerin yeri çok darmış, birbirine geçiyormuş gibi gözükebilir. Bunlar çokluğundan kaynaklanıyor. Bu gayet normal, beklediğimiz bir şey. Şimdi sıradaki zürafaya iniyoruz. Buraya düğüm atacağız ve ipimizi keseceğiz. Şimdilik bu iple yapacağımız işlem bitiyor. Bir başka ipe geçerek şimdi çiçeğimizin zürafalarını örüyoruz. Ben şimdi ip değişiyorum. Zürafalarımızın yapımına geçmeden önce hemen şu aradaki kirpiği yapmak istiyorum unutmadan. 2 tane boş kirpik bırakıp zürafa bırakıp 3. zürafaya düğüm atıyoruz. Şöyle küçücük bir zürafa öreceğiz şimdi zemin mahiyetinde. Çıkıyoruz üzerine, düğüm atıyoruz. Şöyle ipim dolaştı. Tekrar alayım ben bu ipi. İp çok uzun olunca böyle karışabiliyor. Bilerek uzun aldım. Çünkü çiçeğimizin yapımında mümkün mertebe fazla ip kesip de ek yapmak istemiyorum. Ama sanırım yine de kesmek zorunda kalacağım. Çünkü bu çiçeğe çok ip gidiyor. Pembe kısımlarına yani. O yüzden elinizden geldiğince eğer örebiliyorsanız uzun iple örmeye çalışın siz de benim gibi.
Şimdi buraya 3 tane küçük kirpik yapacağım. Ben ikinci kirpiği diğer kirpiklere nazaran biraz daha uzun yapmayı tercih ediyorum. Görüntüsünden dolayı. Şöyle yani ortadaki kirpiği biraz daha uzun yapıyorum. Siz istediğiniz gibi üçünü de aynı boyda örebilirsiniz. Şimdi son kirpiği de örüyorum. Şöyle ipleri keselim. Yakma işlemini sonra yaparız. Şimdi hiç zaman kaybetmeden çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçeğimizin zürafalarını yapmak için oyanın düz yönüne dönüyoruz. Diğer yönüne yani. Ve ilk zürafamızın, ilk kirpiğimizin özür dilerim tepesine şu şekilde bir düğüm atarak başlıyoruz. İlk sırada öreceğimiz zürafalar çok çok küçük olacak. Gittikçe bu zürafalar büyüyecek. Gittikçe de biraz daha bir tık daha derken 6 sıra toplamda böyle zürafa öreceğiz. Şöyle göstereyim şimdi sizlere benim ördüğüm zürafaların büyüklüğünü. Bakın iğne geçiyor. İğnenin kalınlığı kadar neredeyse. Fazla büyük değil. Bu şekilde dediğim gibi kirpikleriniz de döndüyse eğer onları da düz yönüne çevirerek böylece bir sıra halinde zürafa örerek başa kadar gidiyoruz. Başa gelince ben tekrardan size tarif edeceğim. Şimdilik böyle hızlıca ben buraya geçeyim. Çünkü bu işlemde herhangi bir zor nokta yok. Olduğu gibi kolay bir işlem. Eğer yine de sorularınız olursa videonun yorum kısmından yazın. Ben yardımcı olurum. Her soruya cevap veriyorum itinayla elimden geldiğince. Şimdi dediğim gibi hemen ben burayı hızlıca yapayım. Son zürafayı örüyorum şimdi. Şöyle göstereyim. Bakın toparlanmaya başladı. Biraz daha şöyle bakın yan tutunca aslında kenarlara alıyor gibi denk geliyor ama üzerine zürafaları ördükçe toplanacak biraz daha ve şu şekilde olacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Şimdi dönüyoruz. Ve buradaki bakın ikinci sırayı da tarif edeceğim. Çünkü bu kenardaki artırmayı size göstereceğim. Daha sonra 3. 4. ve 5. 6. sırayı örene kadar ben burayı kamera arkasında yapacağım. Çünkü çok uzun bir işlem. Zaman kazanmak açısından şimdi şöyle göstereyim. Son ördüğümüz zürafanın içerisine geçerek buraya düğüm atacağız. Fakat köşede eksiltme olmaması için bir tane artırma yapacağız. Yani şöyle küçük bir çıkıntı, küçük bir zürafa veya kirpik ne demek isterseniz artık. Şöyle bir çıkıntı yapacağız. Şöyle göstereyim. Bunu yaptıktan sonra dibe kadar, sonuna kadar normal zürafa öreceğiz. Üst sıraya dönerken yine bundan yapacağız. 4. 5. ve 6. sıralara her dönüşte bunu yapacağız ki eksiltme olmasın, sayılarımız eksilmesin. Onun dışında her sırada bir tık daha önce de dediğim gibi zürafalarımızı büyüterek oyamızı örmeye devam ediyoruz. Ben şimdi 2. sırayı da öreyim. 3. sıradan itibaren kamera arkasına geçeceğim ve 6. sıra bitene kadar örüp tekrardan bir sonraki işlemi tarif etmek üzere geri geleceğim. Hemen bunları da örüyorum. Evet gördüğünüz gibi üzere şöyle 6 sıra ördüm. Dediğim gibi bakın toplandı ve kenarlarda fazladan bile yer kaldı. Şimdi dönüyorum. Son ördüğüm zürafanın üzerine çıkarak düğüm atıyorum. Direkt olarak artırma yapmıyoruz. Şöyle ipin büklümünü tekrar düzleyelim. Şimdi sık iğne, daha sonra bakın şöyle sık iğneler yapacağız içerilerine. Bir tane boş zürafa bırakıp sıradaki ikinci zürafaya düğüm atarak bombeli ipler yapacağız. Bunların içerisine 12 tane sık iğne yapacağız. Dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Bu sık iğnelerin sayısını veya sayısız da yapabilirsiniz. Göz kararı da yapabilirsiniz. Ben kendi yaptığım modelin sayısını veriyorum. Şöyle her defasında bir tane boş zürafa ve bir tane düğüm.
Böyle böyle ilerliyoruz. 3 Şöyle dördüncüyü de yaptım. İplerimiz karışıyor. 5, 6, 7 ve 8 tane zilminimiz oluşacak. Şimdi bakın ipim yetersiz geliyor. Sık iğnelerin ortasında ipi kesip bölmemek için şu noktada şimdi ipimi keseceğim. Şöyle. Ve ek yap, bir sonraki yani sıraya geçeceğim. Sık iğneleri yapmak için şimdi ip değişiyorum. Daha uzun bir ip alacağım ve sık iğnelerin yapılışını da sizlere göstereceğim. Evet, şimdi sık iğneleri yapmak için çeviriyorum. Son yaptığım zeminin içerisine bir düğüm atarak başlıyorum hemen. Böyle başlangıçlarda ve sonlarda iğnenin etrafına ipi iki kez dolayarak düğüm atıyorum ben. Siz de öyle yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi ilk düğümün haricinde 12 tane daha sık iğne yapacağım. Şöyle göstereyim. 1 2 ve hiç mesafe bırakmıyorum aralarında. Mümkün oldukça sık yapıyorum bu modelde. 3 4 Sayarak devam edeyim çünkü her defasında size anlatırken unutuyorum. 5 Daha önceki videolarımda oldu çünkü biliyorum. 6 Biraz komik bir durum ama. 7 10'uncuyu örüyorum. 11 Şöyle elinize benim gibi yer açarak 12'nciyi yapabilirsiniz. Ben zaten şimdi ikinciyi de yapacağım. Daha sonra diğerlerini hızlıca yapacağım kamera arkasında, uzun işlem olduğu için. Şimdi bakın 12 tane ördüm buraya. Şöyle 12 tane oluştu. Şimdi direkt olarak ikinci zemine geçiyorum. Hiç alttaki zürafalara batmadan yani. İkinci zemine direkt olarak düğüm attım. Buraya da düğümün haricinde yine aynı şekilde 12 tane sık iğne öreceğim. Şöyle çekerek düğümleri yaklaştırayım. 1 10'uncu yardım. 2 tane daha yapacağım. Eşit olması açısından ben bu şekilde yapıyorum. Her zaman sayarak yapmaktan yanayım. Biri büyük, biri küçük olmasın diye. Şöyle göstereyim şimdi. Elinize şekil verebilirsiniz benim gibi. İkinciyi de ördüm şimdi. Dediğim gibi işlem tekrarı burası. Buradan itibaren ben diğerlerini de hemen kamera arkasında öreceğim. Oyamı bitirip bakın şu sona gelince tekrardan şu sondaki zürafa inip düğüm atıyoruz. İpimizin sağlam olması açısından. Ve artık oyamızın sonuna geliyoruz. Buraya gelince son bir kirpik yapacağız altına. Oraya gelene kadar ben burayı kamera arkasında hızlıca bitireyim. Evet, gördüğünüz gibi tüm sık iğneleri bitirdim. Söylemeyi unuttuğum bir işlem var. Bakın bu modelin orijinali farklıydı. Şuralarda küçük küçük kirpikler vardı. Şurada olduğu gibi 3 tane. Fakat ben bunu yapmak yerine şuraya şu ipi yaptım dikiş şeklinde. Şimdi önce kirpiğimizi yapalım. Daha sonra onun da yapılışını sizlerle paylaşacağım. İpi yakalayabilirsem. Şimdi motifimizin şöyle katlayarak yapsam daha kolay olacak. Alt kısmında 2 tane boş zürafa vardı.
Oraya yine aslında bu aradaki kirpiklerin aynısı ama yine de göstermek istedim. Aklınızda soru işareti kalmaması için. Bir tane düğüm atıyoruz başlangıçta. Tekrar alayım. Sanırım düğüm olmadı. Şöyle. Sıradaki zürafaya da düğüm atarak bir tane şimdi zürafa daha yapıyorum. Pembe. Üzerine çıkarak 3 tane kirpik örüyoruz hızlıca. Ve daha sonra tekrardan ip değişeceğim. Kirpiklerimi ördüğüm ipin renginden ip alacağım. Ve o yaptığım dikiş şeklini veya sargı da denebilir aslında. İğne oyası sargı modeli. Onun yapılışını size göstereceğim. Son kirpiğimi de bitireyim şöyle. Onu da bitirdik. Şimdi ip yakma işlemleriyle rotuşları ben daha sonra yapacağım. Şimdilik kesiyorum. Şimdi son kez ip değiştireceğim. Şu kirpiklerin ipinden alacağım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi şimdi geçiyoruz sargı modelimizin yapılışına. Üst kısımdan aşağı doğru inerken 3. sırada şöyle tekrar göstereyim. 1, 2 ve 3. sırada şöyle bulunan zürafaların içerisine bir ön bir arka derken böyle bu şekilde iğneyi geçireceğiz. Şu şekilde ve çekeceğiz. Biraz uzun bırakıyorum kaçmaması için ipimi. Gerçi kaçmıyor ama yine de temkinli olalım. Devam ediyoruz. Şöyle bir ön bir arka. İki sıra halinde bir gidiş bir dönüş yapacağım ben. İsterseniz siz fazla da yapabilirsiniz. Ben yeterli buldum kanınca. Sona geleceğim şimdi. Bunu yaparken aslında etamin iğnesi kullansanız daha iyi olur. Ben kullanmadım. Ama etamin iğnesiyle zürafaların içi, yani tam ipinin içinden geçmiyorsunuz. Daha garanti oluyor. Daha güzel oluyor. Şimdi dönüyorum. Tekrardan kaldığım yerden devam etmek üzere. Öncelikle şöyle iğne ile şu ipleri biraz üst kısma alalım. Şimdi devam ediyorum sargılarıma. Öncelikle şu başlangıcı bir yapalım. Şimdi aynı noktalardan bir kez daha geçerek ikinci sıramızı da örüyoruz. Tabii ikinci sıra biraz daha zor oluyor ilk sıraya nazaran. Üst üste denk gelmesini istemediğim için aslında ben teker teker yapıyorum bu sıraları. Ama siz isterseniz ipi iki kat iğneye geçirip daha sonra düğüm atıp ikisini birden de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben ipler üst üste denk gelmesin diye böyle yaptım. Siz ikisini birlikte de pek tabii yapabilirsiniz. Şimdi son sargıyı da yapıyorum. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi motifimiz oluştu. Şimdi şöyle çeviriyorum. Oyama rötuşlarını hızlıca yapayım. Buraya bakın, düğüm atmıyorum. Zaten iplerimizin polyester olduğu için yaktığımız zaman gördüğünüz üzere yapışacak ve çözülme riski çok az zaten. Şöyle. Evet, şimdi bakın ben bir önceki motifi de ütülemedim. Şimdi ikisini de ütüleyeceğim. Son halini hep birlikte göreceğiz. Evet hanımlar, ütüledim oyamı. Gördüğünüz gibi son hali şöyle. Tek şu sarmada sanırım ipim atlamış. Onun dışında herhangi bir anormallik görmüyorum ben. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Modelimi, anlatımımı beğendiyseniz videonun beğen butonuna tıklayarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi de bekliyorum. Benimle bir yorum paylaşırsanız düşünceleriniz aracılığıyla çok sevinirim. Evet. Onun dışında iğne oyası veya tığ oyası alanında istek yapmak isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar.
Tekrardan söylüyorum, kanalımıza da şu ekranın sağ alt kısmındaki video veya videonun altındaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Zil işaretini tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın tabii ki. Evet, yepyeni bir anlatımda yeni bir videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.